Merhaba, şu anda Philadelphia Sanat Müzesi'nde 17. yüzyılda Hollandalı ressamlar tarafından yapılan tablolara ayrılmış bir galerideyiz. Kiliselerin iç kısımlarını çok titiz bir bakış açısıyla resmeden Peter Saenredam'ın Haarlem Saint Bavo Kilisesi'nin iç kısmı adlı tablosuna bakıyoruz. Bu dönemde Hollandalı sanatçılar genellikle belli konulara yoğunlaşıyordu. Örneğin bazı ressamlar sadece çiçek tablosu yapıyordu. Bazıları sadece deniz manzarası resmederken bazıları da kiliselerin iç kısımlarını resmediyordu. Bu durum da sanatçıların eserlerinin daha rahat alıcı bulmasını sağlıyordu. Çünkü bu sayede insanlar belli konuda bir tablo istediklerinde hangi sanatçıya gitmeleri gerektiğini biliyordu. O dönemde Hollanda Cumhuriyeti Amerika'daki Maine eyaleti büyüklüğündeydi ve bir iktisat tarihçisine göre bu bölgede toplamda 5 milyon tablo yapılmıştı. Bölgede bu tarz eserleri almak için büyük bir ilgi olsa da sayıca çok olan sanatçıların kendi kimliklerini yaratmaları gerekiyordu. Bu da sanatçıların belli bir konuya odaklanmasına yol açmıştı. Bu tablonun resmedildiği şehir 1631 yılında hem finansal hem de kültürel bir merkezdi. Haarlem o dönemde pek çok açıdan ülkenin kültürel kalbi konumundaydı. Günümüzde çok daha ünlü olan Amsterdam şehri o dönemde pek de bilinmiyordu. 17. yüzyılın ilk 20-30 yılında Haarlem'in nüfusu 2 katına çıktı. Matbaa endüstrisi bu şehirdeydi ve birçok önemli sanatçı burada yaşıyordu. Şehirde zengin bir kültürel gelenek vardı ve pek çok insan sanata ilgi duyuyordu. Tabloya baktığımda sanki kilisenin içinde gibi hissediyorum. Bu alışılmadık bir durum çünkü görüş açımdaki kilisenin derinliklerine bakarken bir taraftan da çevresel görüşümle daha geniş çaplı bir alanı tarayabiliyorum. Saenredam bu görüntüyü resme bakanların sanki kilisenin içindeymiş gibi hissedeceği şekilde oluşturmuş. Gördüğünüz gibi ön planda görüşümüzü engelleyen hiçbir detay yok. Doğrudan zemini görebiliyoruz. Ufuk çizgisi oldukça aşağıda çizilmiş. Bu sayede de sanki oradaymış gibi bir hisse kapılıyoruz. Bugün çok büyük alanlarda bulunmaya alışkınız. Ancak burası 1630'larda yaşamış biri için oldukça görkemli bir yer olmalı, değil mi? Bu tabloda ufuk çizgisi bizim göz hizamıza, daha doğrusu tabloda resmedilen insanların göz hizasına göre belirlenmiş. Saenredam, ufuk çizgisi fikrine dayanan doğrusal perspektiften yararlanarak kilisenin iç kısmını resmetmiş. Bu sayede resmedilen iç kısmın 2 kenarı ufukta tek bir noktada birleşmiş gibi görünüyor. Perspektifin kullanıldığı pek çok eserde tasvir edilen yüzey alanı daha dar olur. Ancak sanatçı burada betimlenen yüzey alanını görebildiğimiz dış kenarların sınırlarına taşımayı başarmış. Saenredam burada bakış açısını genişletmiş. Ancak ne kadar gerçekçi görünürse görünsün, kilisenin içindeyken böyle bir bakış açısı elde etmemiz mümkün değil. Bakış açımızın bu kadar genişlemesi için kiliseye dışarıdan bakmamız gerekir. Ve bunun farkında olan Saenredam da aslında doğrusal perspektifi olabilecek en iyi şekilde kullanmış. Bu anlamda neredeyse panoramik olan bu görüntüyü verebilmek için bakış açısını genişlettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden sanki kilisenin içindeymişiz gibi bir hisse kapılıyoruz. Ama aslında kiliseyi içeriden bu şekilde görmemiz mümkün değil. Evet, perspektif gerçekten de bu tabloda çok etkili bir şekilde kullanılmış. Bu anlamda sanatçının teknik yeteneklerini göstererek doğrusal perspektifin sınırlarını zorladığını söyleyebilirim. Bu kadar büyük bir eserde bunu başarmak oldukça zordur. Perspektifin taslağını çıkarmak için bile matematik ve mimari bilginin yanı sıra teknik bilgi gerekir. Bu eser sanatçının yeteneklerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda o dönemde Haarlem'de yaşayan insanların kültür seviyesini de gözler önüne seriyor. Bu titizlikle yapılmış bir tablo. Tabloda tek bir fırça darbesi bile görmek mümkün değil. O dönemdeki sanatseverlerin de bunu anlayacak sanat bilgisine sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Bu büyük ihtimalle bir müşteri tarafından sipariş edilen bir sanat eseri değil. Sanatçı bu tablosuyla yeteneklerini sergileyerek sanat zevkine sahip bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyordu. Ancak bu tabloda ön plana çıkan tek unsur perspektif değil. Hadi ışığın nasıl kullanıldığına bir bakın. Gölgenin ve renklerin nasıl kullanıldığına bakın. Kilisenin içi aslında beyaz ancak tabloda bembeyaz bir renk kullanılmamış. Kısıtlı bir renk paletiyle ve kısıtlı renk tonlarıyla neler başarabileceğini göstermek için bu atmosferi yaratmak amacıyla sanatçı gri ve sarı tonlardan yararlanmış. Ayrıca yakalanan bu aydınlık atmosfer, büyük gotik pencereler sayesinde kilisenin iç kısmına yansıyan ışığı da temsil eder nitelikte. Tabloda parlak ve güneşli bir gün geçirdiğiniz hissine kapılıyorsunuz. Ancak bu bölgede günlerin çoğunlukla yağmurlu, gri ve soğuk geçtiği düşünüldüğünde bu da büyüleyici bir detay. Sanatçının bu efekti abartarak kullandığını söyleyebiliriz. Kilisenin sonuna doğru sunağın olduğu yere baktığımda belli belirsiz vitray tasvirlerinin olduğunu görüyorum. Ancak bunlar sanatçı tarafından kasıtlı olarak vurgulanmamış. Hollanda o dönemde dini ayaklanmaların sıklıkla görüldüğü, büyük ölçüde Protestan bir ülkeydi. Yakın zamanda dini kargaşanın hakim olduğu kiliselere, kutsal mekanlara girilip dini imgelerin yok edildiği bir dönemden geçmişti. Burada da Saenredam'ın kiliseyi oldukça sade bir şekilde tasvir ettiğini görüyoruz. Arka plandaki vitraylarda olduğu gibi bir takım simgelere rastlamak mümkün. Ancak kilisenin içinde vaiz kürsüsü veya sıra olmadığını görüyoruz. Ayrıca mimarinin kendi dışında çok az dekorasyon kullanılmış. Buna istisna olarak sağ tarafta yer alan tablo gösterilebilir. Kilisenin dış cephesinin resmedildiği bir tablonun asılı olduğunu görüyoruz. 1631 yılında kilisede asılı duran orijinal bir tablo ve o dönemde bu tablonun daha önceki nesillerden Gertgen Totsint Jans adlı Haarlemli bir sanatçı tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Bu durumda Saenredam'ın kendisini Haarlemli büyük sanatçılar arasında gördüğünü söyleyebiliriz. Daha önceden de belirttiğimiz gibi Saenredam bu büyük tabloda hırsını, yeteneğini ve becerilerini ortaya koymuş. Hatta bu tablonun kim tarafından yapıldığını hatırlatmak adına mezar taşlarındakine benzer şekilde kendi adını da tabloya dahil etmiş. Bu Saenredam'ın kiliseyi bu açıdan resmettiği ilk renkli tablo. Ancak bu kiliseyi resmettiği ilk eseri değil. Bu tablonun yapılma tarihinden 3 yıl önce Haarlem'in tarihini ve hikayesini anlatan bir kitapta buna çok benzer bir resmine rastlamak mümkün. Bu kitabı bir kılavuz olarak düşünebiliriz. Haarlem'de gezip görülecek yerleri ve yapılacak şeyleri listelemenin yanı sıra bu muazzam kiliseyi de tanıtan bir kitap. Saenredam'da bu amaçla kilisenin içini resmetmesi için görevlendirilmiş. Bu durum şehrin bu yapı ve mimariyle ne kadar da gurur duyduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu Saenredam için yeni resim tekniklerini denemenin de bir yoluydu. Daha sonrasında bunu bir çizim daha takip etti ve son olarak da bu tabloyu resmetti. Burada çok ilginç bulduğum bir diğer unsur da bu üç eser arasındaki farklar. İlk çizimde kilise sıralarının üstünde oturan insanları görüyoruz. Bu da bize o esnada dini bir tören yapıldığını gösteriyor. Tabloda da insanları görmemiz mümkün ama burada insanlar tamamen farklı bir şeyle ilgileniyorlar. Bu anlamda bu iki çizimde sanatçının farklı şeyler anlatmak istediğini söyleyebiliriz. Ön tarafta oldukça şık ve gösterişli giyinmiş 3 figür olduğunu görüyoruz. Bu figürlerin önceden izleyicilerin bu kilisenin ne kadar görkemli olduğunu anlaması için tasvir edildiği düşünülüyordu. Ancak son dönemde bunların aslında portre olmasalar da gerçek insan tasvirleri olduğu tespit edildi. Ortadaki kahverengi giysili figürün günümüzde Çek Cumhuriyeti olarak adlandırılan Bohemya'nın kış kralı 5. Frederick olduğunu biliyoruz. Sağında da karısı Elizabeth Stuart'ı görebilirsiniz. Bu iki figürün kıyafetleri diğerlerinkinden farklı. Diğer figürlerin tamamı beyaz yakalı geleneksel siyah Hollanda kıyafetleri giymiş. Ancak kahverengi giysisiyle ortadaki kralın ve mavi elbisesiyle karısının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Kral ve karısına ise o dönemde Haarlem şehrinin önde gelen isimlerinden olan ve şehrin belediye meclisinde görev alan Johan Schutter eşlik ediyor. Yani Schutter'ın o dönemde Lahey şehrinde sürgün hayatı yaşayan bu ikiliye kiliseyi gezdirdiğini söyleyebiliriz. Schutter'ın bu ikiliye yolu göstererek kilisenin özelliklerini anlatışına bakın bir. Bu anlamda tabloya bakanların sanki Schutter'ın yorumlarını dinleyerek kiliseyi dolaşıyormuş hissine kapıldığını belirtmeliyim. Tabloda Schutter oldukça canlı bir biçimde betimlenmiş. Öne doğru uzun adımlar atıyor, bir şeyler gösteriyor ve yanındaki ikiliye dönüp bakıyor. Hoşuma giden diğer bir detay da Frederick ve Elizabeth'in adamın ne dediğini duymak için sanki Schutter'a dönükmüş gibi resmedilmesi. Bu anlamda bunların mini portreler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında resmin kendisi de bir portre. Bu eser kilisenin iç kısmını gösteren bir tablodan çok mimari bir yapının portresi niteliğinde. Hoşça kalın.